Önce ekmeğin 1 bölü 6'sını yemiş. Dolayısıyla 18 parça var. 18 bölü 6'dan 3 parça yemiş olacak arkadaşlar. 3 dilim daha yiyecekmiş daha sonra. 3 dilim daha yiyeceğine göre o zaman 3 7, 3 daha 7, 6 dilim 7. Şimdi kalan ekmeğin demiş. Kalan ekmek nedir? 18 eksi 6'dan 12 ekmek kaldı. 12 dilim ekmeğin arkadaşlar ne kadarını yemesi lazım? Toplamda 18'in yarısı 9 dilim olması gerektiğine göre 6 dilim yemişti. Bir 3 dilim daha yemesi gerekiyor değil mi? Bu da kalanın yani 12'nin kaçta kaçıdır? 3 bölü 12'den 1 bölü 4'üdür. C şıkkı. Soruda arkadaşlar kesirler zaten ve üslü sayılar havada uçuştuğu için direkt ben X diyeceğim e, kabın tamamına. Sonra bunun %25'i doluymuş. O zaman x bölü 4'ü dolu. Ne kadarı boş olur? 3x bölü 4'ü. Şimdi 3x bölü 4'ü dolu dursun. Ne söylemiş bize? 40 dakika sonra. 40 dakika sonra 40 çarpı 24 damla çarpı 125 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bakın 1 dakikada 24 damlıyorsa 40 dakikada bu kadar damlar ve bir damlanın hacmi de 125 çarpı 10 üzeri eksi 6 olduğu için toplam akan su bu olmuş oldu. Peki bu ne kadarmış? Tasın boş kısmının %20'si yani 3x bölü 4'ün 1 bölü 5'i işte bu ifadeye eşitmiş. Dolayısıyla arkadaşlar burada sadeleştirirsek 40'ı 24'ü 3'e bölersem 8. x eşittir 4 çarpı 5 20 çarpı 40 çarpı 8 çarpı 125 çarpı 10 üzeri eksi 6. Bundan sonra tabii ki 20'de ne var? 4 çarpı 5 yani 2 üzeri 2. Buradan 2 üzeri 3. Buradan da arkadaşlar 2 üzeri 3. Sonra 20'den 5 gelecek bir tane. Buradan da 5 gelecek. 5 üzeri 2. Bu 125 5 üzeri 3. Ve 5 üzeri eksi 6 ile 2 üzeri eksi 6 demektir bu. 2 üzeri 8 2 üzeri eksi 6. 5 üzeri 5 5 üzeri eksi 6. Böylece 4 2 üzeri 2'den bakın tabanlar aynı üstleri topla 5 üzeri 5 5 üzeri eksi 6 bu da arkadaşlar ne olacak bakın 4 1 bölü 5 olacak 4 bölü 5'te neye eşit 0.8'e işleme dayalı bir soru c şıkkı. İşlemlerin ne olduğunu biz bulacağız yeşille yapılan işlem eksi 2 eksi 2 ne olur eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsak 4 olur bu çarpı işlemiymiş. Sarıda eksi 3'ten 2'yi çıkarırsak eksi 5 olur. Mavide de 3 ile eksi 4'ü toplarsak eksi 1 olur. Dolayısıyla burası artı. Eksi ve çarpı. İşlem önceliğinde önce çarpım vardır. Dolayısıyla 2 çarpı eksi 1'den eksi 2. 3 eksi eksi 2 ve eksi 12 artı. Bundan dolayı eksi 12 artı 5 eksi 7 oldu. C şıkkı. 2 basamaklı 2 sayı olacak çarpımları bu doğal sayılardan birinin A fazlasına eşit olacak. Böyle olunca A komşuluklu sayılar deniyormuş. Şimdi 171 komşuluklu derken o zaman bu sayılardan bir tanesine A dersem bunun 171 fazlasına olur. Çarpımları eşit olur. Çarpımları ne o zaman? Birine A dedim öbürüne de B diyeyim. Bakın işte bu çarpımları birinin 171 fazlası. Böylece öbür tarafa atarsam A parantezinde B-1 bakın A'yı sol tarafa attım. 171 böyle asal sayı gibi duruyor ama değil arkadaşlar. 19 ile 9'un çarpımıdır. Haliyle o zaman büyük sayıya 19, küçük sayıya da arkadaşlar 10 deriz. Çünkü gerçekten buradan bakın burası da 9 olduğunda 19 çarpı 10, 190. Küçü, e, büyük olan 19 toplamları 171, 190'ı veriyor. Demek ki büyük olan sayı 19 olduğu için rakamlar toplamı 10 olacak D şıkkı. Aynı izadı arkadaşlar. Rakamların ne olduğunu bilmediği için neye basarsa ona basıyor. O zaman köklü işleme basıyor. Sonra 12. Yani önce 1'e basıyor. 1'e bastığına göre sağdaki 1'e bastığındaki görüntü 3. Sonra 2'ye basıyor. Sağdakinde aynısı 6. Kök 36 oldu. Bölü. Bölü burada neye karşılık geliyor bakalım. Bölü. Burada yine bölüye karşılık geliyor. Tamam. Sonra e, kök 3 yine kök o aynı zaten bakın kök kök. 3 burada neye karşılık geliyor? Kök 2'ye tamam. Parantez sonra bakın burada artıya karşılık gelen burada çarpı. Ve yine kök işlemi. Kök işleminde de neye bakacağız? Bu 12, 25 olduğu için pardon 2'ye karşılık gelen 6. Sonra 5'e karşılık gelen 4. Bu oldu olay bu. Kök 36 bölü kök 2 çarpı kök 64, yani kök 36 bölü kök 2 kök 18 çarpı 8 arkadaşlar. 8 kök 18, bu da zaten 3 kök 2. Yani buradan 24 kök 2 buldu ikinci kişi. Birinci kişinin cevabı nedir? Kök 12 kök 3 kök 4. Kök 4 neye eşit? 2. 2 ile kök 25 toplarsak o da 7 oldu. Bunların birbirine oranı 7 bölü 24 kök 2. Şıklarda bu yok çünkü eşlenikle çarpılmış 7 kök 2 bölü 48 olmuş B şıkkı. Kolay bir soru arkadaşlar bu. Sadece verilene bakacağız. E, ee, N burada ne demiş? Kendisi hariç tüm pozitif tam sayı bölenleri toplamı. 21'in pozitif bölenleri 1, 3, 7. Bir de 21 var ama kendisini almayacağız. Dolayısıyla bunların toplamı buradan 11 oldu. M12 Birden büyük en küçük pozitif tam sayı böleni. Birden büyük en küçük pozitif tam sayı böleni 2. Haliyle 11 artı 2'den 13 olur. D şıkkı. Önce P'leri bir bulalım. P birincisinde 14 eksi 3'ten 11. 39 bölü 3'ten 13. Ve sonra burada da 2 P eksi 2 eşittir. 2 dersek 2'ye böleriz. P eksi 2 eşittir 1'den. P buradan 3 oldu. Şimdi neleri yapabiliriz bundan sonra bunun iki katını alacağız Ve bir ekleyeceğiz 22 bir daha 23 İki katını alacağız 26 bir daha 27 iki katını alacağız bir ekleyeceğiz 7 Bakın birinci Tamam İkinci hayır üçüncü tamam asal sayı oldu 23 ve 7 bu yüzden cevap 13D şıkkı Burada arkadaşlar Açıkçası şıkları göz önünde bulundurmak lazım. Sınavda da gerçekten böyle oluyor. Yani şıklar yokmuşçasına hareket edemeyiz. Bazı sorularda tam tersi onları kale alarak daha kolay yaparız soruyu. Şimdi 3 basamaklı sayıların içerisinden arkadaşlar özdeş kalanlı sayı olma olasılığının en fazla olması için. Yani hangi sayıyı verirsek bu durum kesinlikle gerçekleşir diyeceğiz. Şimdi bakın bir kere bunun özdeş Kalanlı sayı olması için 1'e ve 2'ye bölünmesi lazım. O zaman 1'e ve 2'ye bölünen bir sayı haliyle noktalı bir sayıya da bölünmesi lazım. Aynı şekilde 4'e ve 2'ye bölündükten sonra noktaya da bölünmeli. Noktaya bölündükten sonra 7'e ve 5'e de bölünmeli. Şimdi burada ben tabii ki noktayı arkadaşlar bir seçersem... Bakın şimdi 112. 2'ye de bölünür, 1'e de bölünür. Özdeş kalanlı sayı olur. Sonra... Burada 1 verirsem bu 4'e de bölünüyor, 2'ye de bölünüyor, 1'e zaten bütün sayılar bölünür. 175 arkadaşlar 5'e bölünür, 1'e bölünür, 7'ye de bölünür. Bakın, 1 verince kesinlikle özdeş kalanlı sayı oluyor. Ama diğerlerini verdiğimde bazılarında olacak, bazılarında olmayacak. O zaman özdeş kalanlı sayı olma olasılığı düşecek. Bu yüzden cevabımız aslında çok düz bir mantıkla 1. Belli ki bu soruyu yapamadınız o yüzden izliyorsunuz. Haliyle arkadaşlar burada hani soru basit görünüyor gibi ama böyle kafanızı karıştırması normal aslında. Güzel bir soru. Şimdi e, burada aralarında kaçar kaçar birim var bilmiyoruz. Bildiğimiz şey şu: A'dan C'ye giderken dörder dörder ilerliyoruz. Bu şu demek: C ile A'nın arasındaki fark dördün katı bir sayı demek haliyle arkadaşlar o kenarda bir dursun. Sonra bakın B'den D'ye giderken de yine 3'er 3'er gidiyoruz veya D'den B'ye giderken 3'er 3'er gidiyoruz. O zaman D'nin B'den farkı da 3m olsun. Bakın şimdi. D'nin B'den farkıyla D'nin B'den farkıyla C'nin A'dan farkı aynı. Bakın ikisinde de 2 iki birim, 2 birim. Haliyle bunların farkları aynı. Birisi 3'ün katı. Birisi 4'ün katı ve bu ikisinde de 2 iki birime karşılık geliyor. O zaman demek ki bu birimler arasındaki mesafe 3'ün katı ve 4'ün katı olmalıymış. Haliyle 3'ün katı 4'ün katı olan sayı nedir aslında? 12'nin katıdır. O zaman A ile C'nin arası 12'nin katı bir sayıysa burası böyle 6t, 6t olur. Burası da yine böyle 6t olur. Gördünüz mü? Olay bu. Bunu fark etmek gerekiyordu. Sonra arkadaşlar bir daha söylüyorum neden öyle oldu? 3'ün katı, 4'ün katı olduğu için 12'nin katıdır. 12'nin katı A ile C arası olduğu için bu yüzden A ile B'nin arası 6'nın katı oldu. 2'ye böldüm çünkü. Artık e, D arkadaşlar A'dan 18T fazla. E haliyle yerine yazarsak o zaman bunların farkı 18T olur. 18T de 43 ile 19 arasında. Tabii ki burada arkadaşlar ne söyleyeceğiz bakın üçer üçer gittiğimiz için 4'er 4'er gittiğimiz için 18 t bir tam sayıdır. Çünkü yarım yarım gitmiyoruz ya da çeyrek çeyrek gitmiyoruz. Gerçekten dümdüz e, adım adım gidiyoruz. Haliyle burası mecburen sadece 36 olur arkadaşlar. 36 olduğu için de T2 gelir. T2 geldiği için artık bakalım. C eksi D. C eksi D nedir? Eksi 6 T. Dışarıya 6 T olarak çıkacak. Çünkü pozitif sayı Buradan da 6 çarpı 2 oldu. Sonra arkadaşlar geldik D eksi B'ye. D eksi B neresi? D eksi B'de 12 T. O zaman buradan ne olacak? 12 çarpı 2'den 24. Dışarıya yine 24 olarak çıkar. 12 eksi 24'ten de eksi 12. Bu da dışarıya 12 olarak çıkar. B şıkkı. Soruda önce şunu söyleyeceğim. Bir sayının asal bölenleri arkadaşlar sadece tabanlardan oluşur. O üstler önemli değildir. Örnek 24 arkadaşlar 2 üzeri 3 çarpı 3'tür ama bunun 2 tane asal bölünü vardır. Bir 2 bir 3 olur. Diğer şu üstler burada etkili olmaz. O kaç tane 2 çarpanı olduğunu söylüyor bize. Ya da 25 mesela 5'in karesidir. Sadece burada bir tane asal bölünü vardır. Ee, bir çeşit bir nevi yani çeşit olarak düşüneceksiniz orada. O yüzden 5 ve 5 diye asal 2 tane bölen denir mi? 5 ile 5 aynı bölen zaten. Bunu göz önüne almazsanız soruda iyice hata yaparsınız arkadaşlar. Şimdi bunlardan üçünün iki tanesi doğru olacak. E, bu yüzden şıklardan gideceksiniz. Bakın 15 sayısı 3 ve 5. 3 ve 5'in gerçekten 2 asal böleni vardır. Tamam. 21'i de tam bölünmez. Tamam şartı sağlıyor. Bunun 24 katını alırsam 3 çarpı 5 çarp 24'ün kaç asal böleni vardır? 3 gelir. Buradan 5 gelir. 24'ten ne gelir. 2 ve 3. Zaten 3 hali hazırda var. 3 tane böleni oldu. Bak ikisi doğru bir tanesi yanlış oldu. 15 sağlar. 18'e geldiğimiz zaman 18 arkadaşlar 2 ve 3'ten oluşan bir sayıdır. 2 üzeri 1, 3 üzeri 2 olduğunu tabii ki biliyorum ama asal bölenleri 2 ve 3. O yüzden evet doğru birincisi sağlar. 21 ile bölünmez tamam ikincisi de sağlanır. Üçüncüye geldiğimiz zaman 24 katı 18'in 24 katı arkadaşlar yine 2 ve 3'lerden oluştuğu için İki tane asal bölen olacak. O yüzden B şıkkı sağlamayacak. Aynı 15 gibi 20, 33 ve 39'da da şartlar sağlanır arkadaşlar. Cevabımız bu yüzden B olacak. Şıklardan gitmekte bir mahsuru yok. Burada bakın şıklardan gitmenin bile bir usule adabı var. Olayı anladık. Ne olduğunu gördük. Ondan sonra şıklara geçtik. Merak etmeyin zaten sınavda da gerçekten bir veya iki tane sorunun böyle şıklardan gidilmesi gerekiyor. O yüzden... Şıklardan gittik, a uydurup bir çözüm yaptık diye düşünmeyin sakın. Denklem biz kuracağız. Zaten denklem kurma kısmı gerçekten önemli arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir kere e, burada ilk olarak şunu yapmamız lazım. İçinde x kadar benzin olsun. Birinci adım ne olacak? 4 kadar gidecek. x eksi 4 kalacak. Sonra x eksi 4 kalanın 3'te biri. X-4'ün 3'te 1'i giderse ne kadarı kalır? X-4'ün 2 bölü 3'ü kalır. Bize harcandığında benzin istasyonuna uğruyor. Evet 1 bölü 3'ünü harcadık. Bu kadar kaldı. Ve ne kadar ekliyormuşuz üzerine? 20 litre benzin ekliyormuşuz. 20 litre benzin aldığında görüntü bakın 40 ile 50 arasıymış. 2X-8 bölü 3 artı 20. Küçüktür 50 büyüktür 40. Gördünüz mü? Mevzumuz mevzumuz bu. 20 2X-8 bölü 3 Burası da 30 olacak. 2'ye bölersek her taraf 2'ye bölünüyor. 10, x eksi 4 bölü 3 ve 15. Payı eşitliyoruz. 30, x eksi 4 ve 45. 4 eklersek 34, x ve 49 olacak. Haliyle burada arkadaşlar 49 eksi 34, 15 bir daha çıkar 14 tane tam sayı değeri var. Neden bir tane daha çıkardım? İkisi de dahil değilse eşitsizliklerde çıkarmamız gerekiyor bir tane daha. Sınavda da bunun gibi arkadaşlar kümelerden böyle bazı arkadaşlarımızı zorlayan sorular geliyor. Şimdi bunlarda e, anlarsanız çok güzel. Anlamazsanız da böyle yapacak bir şey yokluk sorular. Neden? E, bir kere mevzu böyle bir paragraftan anlamanız gereken şeyler var. İkincisi... Onu bir de matematiğe dökeceğiz. Üçüncüsü işin içinde kombinasyon olduğu için zaten biraz gıcıklaşıyor. Şimdi bize demiş ki arkadaşlar burada e, eski şifreden hiçbir rakamı yeni şifrede kullanamıyor. Ben özetini söyleyeyim. İkincisi şifrelerde ama rakamlar tekrarlı olabiliyor. O yüzden şöyle bir şifre olabilir yani 1 2 2 3 3 böyle bir şifre kullanma hakkın var. E, yeter ki eski şifrede kullandığın hiçbir rakamı İkinci şifrede kullanma. O zaman ben buradan şunu söylerim. Şimdi 1'i kullandık, 2'yi kullandık, 3'ü kullandık, 8'i kullandık zaten birincisinden ve ikincisinden. Kalan 4, 5, 6, 7'nin ee, bir tanesi arkadaşlar buradaysa 3 tanesi burada olmalı. Bu sana şunu söylüyor. Şu 3 noktalıların kesişimi boş güme, ayrık güme bir nevi yani. Haliyle bir tanesi yukarıya giderse 3'ü aşağı gider. Buraya 3 tane gelirse bir tanesi aşağı gider. Yukarıya iki tanesi giderse kalan iki tanesi buraya gider. O yüzden bakın dördün birlisi yani bu dört elemandan bir tanesi eski şifrede ise kalan üç tanesi hiç e, birinci şifrede olmayacak. Direkt ikinci şifreye gidecek. Böylece kesişimleri boş gibi olacak. Eski şifreyi yeni şifrede kullanmamış olacağım. Artı ilk şifrede herhangi üç tane rakam kullanırsam geri kalan bir tane rakamı mecburen ikinciye atacağım. Sonra son olarak 4 rakamdan 2 tanesini üste kullanırsam kalan 2 tanesini aşağıda kullanacağım. Aslında olay bu. Anlamanız gereken buydu arkadaşlar ve böylece gerçekten kesişmiyorlardı. Neden? Bir örnek göstereyim bakın. 4'ü ben diyelim buraya gönderdim. Eski şifre sadece bundan oluşuyor. Oluşabilir mi? Evet. İkinci şifreye bakıyorum bakın. 38 3 rakam attım oraya değil mi? 5, 6, 7. İşte size bir şifre. Gerçekten bunun herhangi bir rakamıyla bunun herhangi bir rakamı kesişiyor mu? Hayır. Birinde bir tane var, birinde üç tane var. Rakamları tekrarlı olabilirdi. Ya da şöyle düşünün. 1, 2, 5, 5. Ee, ne olsun? 6. 2 rakamı yukarıya gönderdim. Sonra bakın 38. Ee, bir de ne var orada? 4'ü kullanacağım, 7'yi kullanacağım. Bir de böyle yapayım mesela. Gördüğünüz gibi... 4 ve 7'yi aşağıda, 5 ve 6'yı yukarıda kullandım. Kesişiyorlar mı? Hayır. Bu şekilde işte olay. 4, burası anda 4 geliyor. Buradan da 6 geliyor. Cevap arkadaşlar 14 E şıkkı. Bir yılda Şubat ayı 28 günse arkadaşlar bu e, 4'ün katı olmayan yıllardır. 4'ün katı olan yıllarda da Şubat 29 çekiyor. Öncelikle bunu bir söylemiş olayım. Örnek 2004'te. Şubat 29 çeker. O yüzden bu ikinci öncül direkt gider. Bunu coğrafyada falan bile 9. sınıfta temel olarak gördüğünüz için hani bunu mu hatırlayacağız falan demeyin. Normal bu genel kültür aynı zamanda. E 27 Ocak pazar günüdür. Son gün salıdır. Bunlardan hangisi doğru ona bakacağız. Salı günlerin sayısı çarşamba günlerin sayısından fazla derken burada çok önemli bir bilgi veriyor aslında sana fark edersen. Normalde arkadaşlar 365 günden değil de 364 gün olsaydı bir yılda bu 7'ye tam bölünürdü. 7'ye tam bölündüğü için de ile çarşamba günleri aynı sayıda olurdu. Neden? 52 hafta olacağı için bunu böyle böldüğümüzde haliyle her bir haftada salı ve çarşamba sayısı eşittir. İşte o kalan bir gün neymiş biliyor musunuz? Salı günü. Dolayısıyla salı günü çarşamba günlerin sayısından fazlaysa evet son gün salı gündür arkadaşlar. Başlayacağız. Pazartesi, şey pazartesi demeyeyim pardon. E, ilk başlayacağız, devam edeceğiz. Son artan bir güncük var. O artan bir gün eğer salı olmazsa salı ve çarşambalar eşit sayıda olur. Bu yüzden evet, kesinlikle doğru. 365. gün salı günü ise birinci günü bulalım. Sonra 27. güne gelelim. Daha kolay arkadaşlar. Şimdi 365. gün salı ise bundan 364 gün geriye gideceğim. Neden? Birinci günü bulmak istiyorum. 364 7'ye tam bölündüğü için e, haliyle kalan 0. Kalan 0 olduğu için son gün salı olduğundan 364 gün öncesi de yine salıdır. Birinci gün salı olduğu için arkadaşlar ne yapacağız artık bundan sonra? Biz 27 Ocak'a gideceğiz. Yani 1 Ocak'tayız şu an 26 gün sonrasına gideceğiz. 26 gün sonra ne demek? 26'yı 7'ye böl demek. Kalan kaç? 5. 5 gün sonrasına git. Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Demek 27 Ocak pazarmış. Bu da doğru geldi. 1-3 D şıkkı. Biraz bu periyodikler tabi tehlikeli. Soru da mevzumuz nedir? En sonunda eşit hacimde su almışlar. Demek ki şimdi 0.5 çarpı 12'den bir tanesinde 6 litre su var. Diğerinde de 1.5 çarpı 6'dan 9 litre su var. 6 çarpı x eşittir 9 çarpı y'den demek ki 0.5'liklerden 3x 3k tane alıyorsa e, burada burada 1.5 litreliklerden de 2k tane alacak. Haliyle burada 0.5'liğin yani 12'lik paketin fiyatı neymiş? 6. Bundan dolayı ne diyeceğiz o zaman? 3k çarpı 6'dan 18k'lık bir fiyatı olur. Sonra yine arkadaşlar 2k tane alırsak paketi bunun 7 olduğu için 2 çarpı 7'den 14K olur. 18K eksi 14K ne geldi? 4K. He, demek ki bunların fiyat farkı 4'ün katı demek oldu. 4'ün katı olduğu için 1 ve 3 olur arkadaşlar. Değişik. şıkkı. İşin denklem kurma kısmı gerçekten çok önemli. Yani yeni nesli olsun eski nesli olsun soruyu anlayacaksınız. Sonra güzel yorum yapacaksınız. Gerekliyse denklem kuracaksınız. Bu da basit görünümlü tehlikeli bir soru. Şimdi soruda 57 TL en fazla olacak fatura miktarı. Bir de birbirinden farklı tam sayılar fatura miktarları. Yani birden fazla ayda aynı, aynı miktarı ödeyemez. Örnek diyor böyle son 5 aya ait sayılar bunlarsa bunları birleştiriyormuş, böyle görünüyormuş. Bakın 12 15 17 21 53 birleştirmiş. Bu kadar kaç basamaklı olmuş? 10 basamaklı bir sayı olmuş arkadaşlar. Şimdi ee, i̇lk 6 ayın fatura ücretlerini yan yana sıraladığında böyle bir görüntü olmuş. Burada yapılacak hiçbir şey yok. Ben de direkt göstereceğim. Mevzuyu fark etmeniz lazım. Nasıl fark etmeniz gerekiyor? Gerçekten sayılarlarımızın iyi olması lazım ve deneyeceğiz. Sorun değil. Hani bir anda bulamayabilirsiniz ama vakit kaybına dönebilir soru. Burada 9 basamak var. Ama normalde bu sayılar 2 basamaklı olsaydı haliyle 2 çarpı 6'dan 12 tane arkadaşlar rakam olması lazımdı. Ama burada 9 rakam var. Demek ki bazı aylar bir haneli yani bir basamaklı fatura gelmiş. Ve bunlar birbirine bu arada eşit olmamalı. Yani siz bodoslama 36, 34, 43 böyle bölerseniz abi bakarsınız 2 tane 36 geldi hocam niye böyle oldu dersiniz. O yüzden rakamların da birbiriyle aynı gelmemesi lazım. Ve buna uyan durumu göstereceğim bakın size. 36, 34, 4, 33, 6 ve 3. Şöyle yazayım bakın. 36, 34, 4, 33, 6 ve 3. Gördünüz mü? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ay oldu. Ve gerçekten hiçbir sayı birisi diğeriyle eşit değil. Böylece arkadaşlar toplam 6 ayı elde ettik. Hocam ben bunu nereden göreceğim? İşte burada arkadaşlar gerçekten düşünme becerisini arttırmanız lazım. Bu bir birikim mişi? Yani şunu diyemem. İşte çok soru çözen her arkadaş bu soruyu çok hızlı yapar değil. Bu aynı zamanda bir iki işi biliyorsunuz. Herkes 40'ta 40 yapamıyor sınavı. 40'ta 40 yapmak için tabii ki belli fedakarlıklarda bulunmak gerekiyor. Ya da gerçekten o an şanslı olacaksınız ki bunu pat diye böyle göreceksiniz. Sınavda çıksa ben böyle bir soru şaşırmam arkadaşlar. Çünkü sınavda da böyle bir veya iki tane süreye oynatan ama tamamen orada sizin sayılarla ilişkinizi soran sorular oluyor. Bunların toplamı 36, 34, 70. 10 daha 80. Ee, buradan 113. 3 daha 116 oldu C şıkkı. Verilenlere göre yazayım o zaman arkadaşlar. Ahmet 3'te 1'i kadar almış. Yani 3 katı diğerlerinin aldığı kadar. B, C, D. Sonra Burcu 5'te bir kadar. 5B eşittir. A artı C artı D. Cenk de 4'te 1 kadarmış. 4C eşittir. A artı B artı D olacak. Şimdi bundan sonra herhangi ikisini alıp karşılaştırıp böyle bakın. Mesela şu ikisi. Taraf tarafı çıkartırsam 3A eksi 5B. Bakın şöyle göstereyim. Eksi eksi A eksi C eksi D olduğu için B, C, -D'de bakın C, D'ler gider. 3A eksi 5B eşittir. B eksi A'dan 4A eşittir 6B olur. Bu kenarda dursun. A'lı ile B'yi bakın karşılaştırdık. Sonra B ile C'ye bakalım şimdi. 5B eksi 4C eşittir. A'lar gider. E, sonra D'ler gider. C eksi B olur. Böylece burada da 6C, 6B pardon eşittir. 5C oldu güzel. 6B 5C, 6B 4A tamam. Bir de şu ikisini çıkaralım. 3A ve 4C'yi taraf tarafa çıkarıyorum. Yazıyorum bakın. 3A eksi 4C. Sonra B'ler gider. E, D'ler gider. C eksi A olur. Buradan da 4A eşittir. 5C gelir. Şimdi dikkat. 6B zaten 4A'yı eşitti. 6B 5C'ye de eşitti. O zaman bak bunların üçü birbirine eşit oldu. Bu üç bilgiyi birleştirdiğimizde bu geldi. 6b 4a 5c. 6 4 ve 5'in o OK okek'i kaçtır? 60'tır değil mi? O zaman 60'a eşit olursa tabii 60k diyelim. 60'ın katı. En az 60 olur bunların okek'i. OK ee, şey katı. Bu yüzden 120'ye eşit olabilir çarpımları. İşte 180'e de eşit olabilir öyle gider. Burada B'nin alabileceği en küçük değer 60 olması için bu ifadenin ne olması gerekiyor arkadaşlar? 10 olması gerekiyor. Bu 15, bu 12 gördüğünüz gibi. Gerçekten hepsi 60 eşit olmuş oluyor. Yalnız B'ye 10 verirsem yerine yazdığım zaman 5B'den 50. A arkadaşlar 15 dedik. C'ye de 12 deyince ama D'ye ne kalıyor? 23. D'ye ama demişti ki asal sayı değildir. O zaman B'ye 10 değil de 20 vereceğim. 20 çarpı 5'ten 100 olacak. A'da 2 katı olduğu için 30. C'de 2 katı olduğu için 24 böylece bakın d çift sayı olduğu için asal sayı olmayacak. Demek ki alabileceği en küçük değer 10 değil 20 imiş. X tane ceviz olsun arkadaşlar. X cevizi x bölü a tane paylaştırırız çocuklara. Bu çocuklardan b tanesi cevizlerini bakın b tanesinin cevizi ne yapar? x bölü a çarpı b yapar bu kadar cevizi diğer çocuklara eşit paylaştırıyor. Diğer çocuklar kaç kişi olacak? Toplam insan sayısı A'ydı. Bu B kişi hariç o zaman A eksi B kişi. Yani A eksi B'ye bölünüyor. Dolayısıyla son durumda çocuklar X B bölü A çarpı A eksi B kadar ceviz alıyorlar. Başlangıçta da ne kadar almışlardı? Her biri X bölü A kadar. Son durumda X bölü A kadar aldılar. X b bölü a çarpı a eksi b kadar aldılar. İlk durumdakine göre ne kadar fazlaymış? C kadar fazlaymış. İşte tam bir denklem sorusu tabii. Benden ne istiyor? Başlangıçta çocuk başına düşen ceviz sayısını. Başlangıçta çocuk başına düşen ceviz sayısı x bölü A'ydı değil mi? O zaman benim x bölü a'yı yalnız bırakmam lazım. Yani burada arkadaşlar b bölü a eksi b'yi öbür tarafa ters çevirmem gerekiyor. Bakın ne yapacağım? A eksi B'yi C ile çarpacağım. B'yi de böleceğim. Ne yaptım? Şu B bölü A eksi B'yi öbür tarafa ters çevirerek attım. Normal bir işlem. Sadece işin içinde harf olduğu için biraz daha gıcık gelmiş olabilir. Bundan sonra A C eksi B C bölü B oldu. Kişi başına düşen ceviz miktarı arkadaşlar. D şıkkı. Güzel bir soru adım adım gideyim arkadaşlar. Okuduğunuzu anlama sorusu ve orada önemli bir durum var ona bakacağız. Şimdi x artı 12 x olsun. Bunda 3 er kedi kalıyor. Bu kadar tanesinde de 4 er kedi kalıyor. Bu birinci adım. İkinci adımda diyor ki bize 24 tane kedi birer birer kulübelerden alınıp 8 yeni kulübeye dağıtılıyor. O zaman arkadaşlar 4 kedinin kaldığı kulübeden bir tane kedi çıkarırsanız o zaman 3 tane kedi kalır her bir kulübede. Kaç kulübeden alındı bu? 24 taneden. O zaman 4 kedili kulübe sayısı 24 azaldı. X eksi 24'e düştü. Ve X artı 12 başlangıçta 3 kedinin kaldığı kulübeydi. Artık bakın şöyle bir temsil olarak göstereyim bakın. 4 tane kedi vardı. Her bir kulübeden birer tane alınca o 24 tanesinden. O 24 tanesi neye döndü? 3'lüye. O yüzden bakın bunu 3 kedili kulübe sayısına ekledim. Artı 24 olarak. Bir de neye dikkat edeceğiz? Şimdi 24 kediyi aldık. 24 kedi hangi kulübelere dağıtılıyor? 8 yeni kulübeye. 24 bölü 8'den o zaman kulübe başı 3 kedi düşüyor. Demek ki bu 8 kulübe de 3 kedili kulübe oldu. Dolayısıyla son durumda 3 kedili kulübe sayısı x artı 44. 44 mi ya öyle ben şey yaptım ama evet 44. Diğeri de arkadaşlar x eksi 24. Bu x eksi 24'ün 3 katı olacak diyor bakın. Dörtlü kulübe sayısının 3 katı. Haliyle buradan x artı 44 eşittir. 3 x eksi 72. x arkadaşlar 58 oldu. Kedi sayısını nasıl bulurum? Giderim en başlangıçta yerine yazarım. 58 artı 12'den 70. Kulübelerde 3 kışı kalıyor. 210. 58 kulübe var. 4 kedi kalıyor. 58 çarpı 4'ten 232. 210 artı 232'den 442 kedi yaptı. A şıkkı biraz tehlikeli bir soru arkadaşlar. Önünde x kişi olsun arkadaşlar. Diyor ki önüne 8 kişinin önüne geçersem yani önünde x kişi varsa artık önünde x eksi 8 kişi kalır. Bu kişinin tam ortaya geleceğini söylüyor. O zaman bu durumda arkasında da x-8 x, x kişi olur ki kendisi de bakın böyle bir kişi olduğunda tam ortada olsun. Çünkü ortada demek önünde ve arkasında eşit sayıda insan var demektir. O zaman başlangıca geri dönersek önünde x kişi vardı. Toplam önünde ve arkasında kaç insan var? 2x-16. O zaman arkasında kaç kişi kalmış bu kişinin? ...başlangıçta x eksi 16 insan kalmış. Gerçekten bakın toplamda yine 2 x eksi 16 yapıyor ön ve arkasındaki insan sayısı. İkinci durumda diyor... ...hiç kimse eklenmeden 10 kişi önüme geçerse... ...10 kişi önüne geçerse o zaman önüne x artı 10 kişi gelir. Kendisi zaten böyle bir kişi duruyor. Arkasında ne kadar insan kalacak? x eksi 26. Neden? Çünkü arkadaşlar 10 tane insan arkasından eksilecek ve... Önündeki insan sayısı arkasındaki insan sayısının 3 katı olacakmış. Buradan da x artı 10 eşittir 3x eksi 78 diyeceğiz. 88 eşittir arkadaşlar. 2x olur. x de buradan 44. Önündeki insan sayısı bu 44. O zaman kendisi 45. C eşittir. Zor bir soru değil arkadaşlar. Üstteki hani bilgilere takılacak bir şey yok. Sadece orada fişin tarihi adres falan var soruyu etkili bir durum değil. Şimdi ilk durumda 1 kilo mandalina alınmış x tl. Sonra 1,5 kilo mandalina alınmış. Şimdi 1 kilosu x tl ise 1,5 tl'si 1,5 x'tir. Ve bu kaça eşit verilmiş? 2x eksi 2. Böylece 0,5 x eşittir 2. x eşittir 4 oldu. Demek ki kilosu 4 liraymış. O zaman 3 kilosu kaç TL olacaktır? 12 TL. 12 TL yerine yazarsak 3 çarpı 4 bölü 2 6. Artı B böylece B6 geldi E şıkkı. X tanesini 2 liradan satmış olsun. Denklem kuracağız bakın. 2 çarpı X lira para kazanır. 100 tane çift çorap olduğu için o zaman 100 eksi X tanesine de normal 5 liraya satacaktır defosuz olanlar. Bunun 160 TL fazlası olur. Ne satarsa tanesini 6 liraya satarsa yani 6 çarpı 100. Bakın bu şekilde 100 çift çorap var. Tanesini 6 liradan satsaydı normal şu anki kazanacağından 160 TL fazla kazanacaktı. Tam bir normal dümdüz denklem kurma sorusu. İki tane bilinmeyen mümkün olduğunca vermemeye çalışıyorum. Eğer yapabiliyorsak her zaman birisini diğerinin cinsinden yazmak böyle daha kolay. 2x artı 500 Eksi 5x. Eşittir öbür tarafa atarsak 600'den 160 çıkarırsak 440. Böylece 60 eşittir 3 xten x 20 oldu. Defol olanlar 20 ise defos olanlar toplam 80 oldu. E şıkkı. Ortalama hız arkadaşlar toplam yol bölü toplam süredir. Yalnız burada şeye dikkat etmeniz lazım. Hızı saatte kaç kilometredir diyor. Burada dakika üzerinden gidilmiş. Şimdi 21.11'de başlayıp 4 dakika gitti. Burada süreyi sakın 4 dakika almayın. 4 bölü, 4 bölü 60 saat alın. Yine ikinci de bakın. Başladığı zaman 21.30. Vardığı zaman 21.36. 6 dakika ama 6 bölü 60 saat diyeceğiz. Birimler önemli sayısal arkadaşlar. Fizikten de bilir önemini kimyadan da. Haliyle ne oldu bakın. Toplam süre 4 bölü 60 artı 6 bölü 60. Toplam yol 6 artı 10. Böylece 16 bölü 10 bölü 60 arkadaşlar. Ters çevirdiğimiz zaman da 96 kilometre bölü saat ortalama hız E şıkkı. Mümkün olduğunca tek bilinmeyen verecek şekilde hareket edelim. 48 bölü 100 dediği için una 48x. Suya %24 dediği için 24 S ve hatta bu U'nu da U diyelim anlamak için. Tuz miktarı da %40 olduğu için toplam tuz miktarı da 100 olsun. Kendisi 40T olsun verilen. 48, 24 ve 40T arkadaşlar birbirine eşitmiş. Bunların bu miktarları birbirine eşit verilmiş bu cümlelerde anlatılan. O zaman demek ki 48, 24 ve 40T birbirine eşitse 240 eşitlenir bunların okekleri. Haliyle buna 5K buna 10k ve buna da 6k diyebiliriz. Böylece tek bilinmeyen olur arkadaşlar. Normalde U kadar, S kadar ve T kadar koyacakmış karışıma ama bunu beğenmeyip bunların üçünün birbirine eşit olmasını istemiş. Şu an koyduğu miktarlar bu kadar arkadaşlar. Haliyle birbirine eşit olması için ve en az miktarda olması için hepsinin 10k'ya eşit olması lazım. Demek ki buna 5k ekleyeceğiz. Bu en az olması için eklememize gerek yok suya. Tuza da arkadaşlar 4K ekleyeceğiz. Ve eklenen toplam miktar 810 gram verilmiş. K 90 oldu. Bize başlangıçta kullandığı tuz miktarını soruyor. Başlangıçta kullandığı tuz miktarı 6K idi arkadaşlar. Böylece 6 çarpı 90'dan 540 E şıkkı. Ters orantılı dediği zaman ben şöyle yapıyorum arkadaşlar. 3x 2y 4z çünkü doğru orantıda böleriz. Ters orantıda çarparak gösteririz oranı. Böyle bir orantı sabitine eşit. 3x 2y 4z'yi tek bilinmeyenle nasıl yazarız? Bunların okekini okay alarak. 3 2 4'ün okeki okay 12'dir. Böylece artık x eşittir 4a y eşittir 6a ve z eşittir 3a diyebiliriz. Demek ki bastığı adım sayısı 4a 6A ve 3A'ya eşit arkadaşlar. Attığı adımlarında bastığı toplam karo taşı sayısı. Şimdi ilkinde bir taşa basıyor sadece. O zaman burada 4A tane adım atıyordu. 4A çarpı 1'den 4A karoya basar. İkinci de 2 iki tane karoya basıyor. O zaman 6 çarpı 2'den 12A. Üçüncü de bakın 3 karoya basıyor. Dolayısıyla 3 çarpı 3'ten 9A ve toplam karo sayısı 100 olarak verilmiş. Böylece 25 A eşittir 100. A 4 oldu arkadaşlar. Attığı adım sayısı da 4 A, 6 A ve 3'tü. Toplarsak bunları 13 A yapar. 13 çarpı 4'ten 52 adım atmış B şıkkı. Harflendireyim bunları bir arkadaşlar. A, B, C ve D diyeyim. A hariç B artı C artı D'nin 3'te 1'i 68. Sonra yine B hariç yani A artı C artı D bölü 3 eşittir. 64. Burada da C hariç A artı B artı D bölü 3. 72. Ve D hariç A artı B artı C bölü 3 eşittir. 60. Şimdi bunları taraf tarafa topladığınız zaman bakın A'yı 3 kere, B'yi 3 kere, C'yi 3 kere ve D'yi 3 kere kullandık. O zaman 3 parantezinde A artı B artı C. Her birini üçer defa kullandım. Bölü 3. Bir de D var tabi. Her birini üçer kere kullandık ve bunların toplamları 68, 72 daha 140. 140, 60 daha 200, 264 oldu. Böylece bu üçler sadeleşecek. A artı B artı C artı D 264 arkadaşlar. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Bize sağlık bilimlerini soruyor ya. Sağlık bilimleri neydi? B. O zaman A artı C artı D. Dikkat. A artı C artı D. Burada kaçı eşit? 192'ye eşit. Taraf tarafa çıkarırsam A, C, D'ler gider. Böylece B eşittir. 60, 192'yi çıkarırsam 72 oldu arkadaşlar. B şıkkı. Doğru orantı yapalım arkadaşlar önce bakın Burada dikkat ettiğiniz zaman e, 4 birim 4 sıcaklık azaldığında ne kadar süre geçiyor 1 saat o zaman demek ki 1 saatte 4 derece azalıyor burada ikincisinde Şöyle bakın 5 burası da 1 Demek ki 1 saatte 5 derece azalıyor Bu bize şunu getirecek önce Kaç saatte 0'a ulaşıyor ona bakalım çünkü arkadaşlar sıfırın üstündeyken gördüğünüz gibi e, 2 kW harcanıyor. Sıfırın 0 sıfır derece altında olduğu her saatte 3 kW, 3 kW harcıyor. 0 dereceye ne kadar da iner o zaman bakalım. 1 saatte 4 derece iniyor. 36 derece inmesi için kaç saat geçer? 9 katı yani 9 saat. He, o zaman bakın şimdi. 9 saat sonra bu negatife dönecek. Kaçta durduğu önemli değil. Bize kaç derecede olduğunu sormuyor. O zaman 9 saat 0 derece üstü. 10, 9 saat olduğu için 15 saatte 0 derece altı. 9 saatte 9 çarpı 2'den 18 kW ve yine 15 çarpı 3'ten 45 kW burada harcadı. İkinciye geldiğimiz zaman hemen bakın burada yine sıfıra düşmesi için 25. 1 saatte 5 düşüyorsa 25 derece düşmesi için 5 saat geçer. O zaman 5 saat 0 artıda ve 19 saatte arkadaşlar geriye kalan zamanda bu tabii ki 3 derece 3 kW harcayacak. O zaman 5 çarpı 2 10 artı 19 çarpı 3 57. Bunların hepsini toplayacağız artık. 18 45 daha 63 57 daha 63 57 daha 120 yapar 10 daha 130 E şıkkı. Burada şunu düşünmek gerekiyor arkadaşlar önce bakın yaş grupları şimdi yaşlar 1 kişi 4 yaşında, 2 kişi 5 yaşında, 3 kişi 6 yaşında nokta 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 işte 8 kişi de böyle 11 yaşında. Şimdi bu düzen gördüğünüz gibi bu düzenin bize medyanını soruyor yani ortanca değerini toplam kaç insan var bakalım 1, 2 daha 3, 6 daha doğrusu 1'den 8'e kadar zaten 1'den 8'e kadar olan sayıların toplamı nedir? N çarpı N artı 1 bölü 2'den 36 insan vardır. Çift sayıda insan varsa, yani çift sayıda eleman varsa, ortadaki iki değer, yani 36 bölü 2'den 18, 18 ve 19. değerlerin ortası olmak zorunda. Şimdi 18. değer hangisi, 19. değer hangisi onu anlayalım. Bakın, 1, 2 daha, 3, 3 daha, 6, 4 daha, 10, 15. 15. insanda yaş 8 arkadaşlar. O zaman 15'in üzerine 6 kişi eklendiğinde bu 6 kişinin de yaşı 9. Yani haliyle 18. de 9, 19. da 9. Dolayısıyla bunların toplamının yarısı yine 9 olduğu için medyan değeri D şıkkı 9 olacak. F doğrusal G birim fonksiyonmuş. H zaten verilmiş. H1 arkadaşlar kaç eşit bakın 9'a. O zaman burası 9 olacak. Şimdi gelelim G9'a. G9 için de söyleyeceğiz. Baktığımız zaman G9'da arkadaşlar G9'da birim fonksiyonu olduğu için 9 olacak. F'nin tersi 9. Şimdi F'nin tersi 9'u bulmak için doğrusal fonksiyon ya fark ettiniz mi? Bir fazlası, bir fazlası, bir fazlası. Demek ki fx fonksiyonu arkadaşlar x artı 1. Tersini alalım. Y x'i yalnız bıraktığımız zaman x eşittir. fx eksi 1 yani e, f'in tersi x ne olacak? x gördüğümüz yere y, y gördüğümüz yere x yazıyoruz. Fonksiyonun tersi x eksi 1 geldi. Haliyle f'in tersi 9 da buradan ne olmuş oldu arkadaşlar? E, x eksi 1 dediğimiz için yerine yazarsak 8. Demek ki cevabımız 8'miş D şıkkı. Korktuğunun başına gelmesi için Hepsini arkadaşlar kimden seçmesi lazım? Evrakları eksik kişilerden. 5 evrakı eksik insandan 3 tane seçer. Normalde tüm durumlar nedir? 12'nin üçlüsü. İşte mevzu bu. Dolayısıyla 5'in üçlüsü 10, 12'nin üçlüsü 12 çarpı 11 çarpı 10 bölü 3 faktöriyel. Yani bu da 6 olur sadeleşir. Onlar gitti. 1 bölü 22 oldu D şıkkı. Bu soruda size şöyle güzel bir çözüm yapacağım arkadaşlar. Şimdi buradan biz 4 tane rakam seçeceğiz ve en büyüğünü buraya yazacağız değil mi? Hangisinin en büyüğüne o en büyüğü olduğuna karar vermenize gerek yok. Bunu böyle bir kutu gibi düşünün böyle tamam mı? Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numarasının olduğu bir kutu var. Buradan rastgele 4 top düşse 1, 2, 4, 5 düşse mesela otomatik olarak zaten 5, 4, 2, 1 diye sıralanır. O yüzden biz ne yapacağız? buradan rastgele 4 tane top seçeceğiz. Tamam mı? Ve zaten en büyük sayının hangisi olduğu belli bu seçilimde. Onu buraya yazacağız. O A sayısı olsun. Kalan 3 sayıyı buraya istediğimiz gibi 3 faktöriyel diye yerleştiririz. Hangisi olduğunu düşünmeme gerek yok. Temsili olarak 5 olsun dedim. Orada bir sayı büyük. Kalan 3 sayı kendi içinde yer değiştirebilir arkadaşlar. İşte olay bu. 15 çarpı 6'dan 90 geldi C şıkkı. Tabi permütasyon kombinasyon olasılık biraz sakat konudur. Böyle hani basit bir çözüm yaparız ama bu mantığı da söyledikten sonra zihninize tam oturmuyorsa biraz sabırla devam etmek lazım. Bu konuda kendinize şans tanıyın. Sene sonuna kadar çok vakit var. Yani Haziran'ın sonuna kadar sınav olacağı zamana kadar bunlardan soru çözü çözü. ben bir şekilde en azından sınav mantığındaki soruların oturacağını düşünüyorum. Düzgün beşgen olduğuna bakalım arkadaşlar. Düzgün beşgende tabii ki buraların 36 36 108 yine burası 36 36 108 olduğunu unutmayacağız. Buraya da 36 kalır. Bunlar da bakın 72 72 olur. Şimdi yerine yerleştirirsek mavi üçgenin tepe açısı 108 derece. Yeşil üçgenin taban açısı 36. Turuncu üçgeninde taban açısı 72. Böylece buraya 144 kaldı. Bunlar da arkadaşlar tabii ki düzgün beşgen olduğu için Bunlar birbirine eşit. Haliyle 18, 18 olacak. Bizden istediği CAB açısı B şıkkı. Yeşillerin bir tanesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre bir kenarı 4'tür. Şimdi burada şeye dikkat edeceğiz. 4, 4, 4, 12. O zaman 4 kenar vardı, var burada. Bunun kenarı 3. 4, 4, 12 olduğu için bu büyük olanın da bir kenarı 6. Haliyle 9 çarpı 4'ten 36 morların alanlar toplamı, 16 çarpı 3'ten 48 yeşillerin toplamı ve 36 artı 36 çarpı 2'den 72. Toplam alan 120 artı 36'dan 156. Sadece morlar olursa bir tanesinin alanı 9'du. 9 çarpı 16'dan 144 birim kare olacak. Haliyle şuradaki boşluğun alanı arkadaşlar 156'dan 144 çıkardığımızda 12 olur. C şıkkı. Harflendirelim arkadaşlar. En kısa kenarı zaten bu morda 4 demiş. Bir de eşkenar üçgen demiş. 60 derece olacak o zaman açılar. Ve mor üçgen dik üçgenmiş. O zaman burası 90 derece olmak zorunda. Neden? Şimdi burası 90 olur mu? Saçma olur yani. Orası dar açı. Ee, haliyle 30-60-90 üçgeni oldu arkadaşlar. Bundan dolayı burası 4 kök 3. Burası da 8. A diyelim. Bir kenar 8 artı A. Buraya da 4 artı A kalır. Yeşil dörtgenin çevresi 12 artı 3A artı 4 kök 3. Mor üçgenin çevresi 12 artı 4 kök 3. Taraf tarafa çıkarırsam bunlar gitti 3A kaldı. Çevreler farkı 18 santim verilmiş. Demek ki A buradan 6. Haliyle arkadaşlar A 6 olduğu için bunun bir kenarı 6 artı 8'den 14 olacak. Alanını bulayım. 196 kök 3 bölü 4 eşkenar üçgenin bir alanı. Haliyle bu da 49 kök 3. Şu dik üçgenin alanı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2 8 kök 3. O zaman arkadaşlar yeşil bölgenin alanı 49 eksi 8'den 41 kök 3 olacak. Sonra burası da arkadaşlar zaten 8 kök 3'tü. Bunların farkı 33 kök 3 D şıkkı. Oranları bir harflendirelim. A, A buraya da 4A diyeceğim. 3 eşit parçaya ayrılmış. 2A, 2A yazdığımda bak bir kelebek benzerliği geldi. Haliyle kelebek benzerliğinden 4'ün 2'ye oranı sadeleştirirsek 2'nin 1'e oranı. Demek ki KE, EN'nin 2 katıymış. 3B eşittir 12'den B 4 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Aslında size dediği şey birinin yarıçapı 3 olacak öbürünün yarıçapı 4 olacak. Haliyle arkadaşlar bakın 120 derece Şöyle bakın merkezi B olan yarı da 3 olan bir daire. Sonra diğeri de yarı çapı 4 olan böyle bir daire. Arada kalan bölgenin alanı ne olması lazım? 16 pi eksi 16 pi bölü 3 pardon. Çünkü 120 derecelik bir daire dilimi. Bakın şurası. Sonra diğeri de böyle. Haliyle 16 pi bölü 3'ten 9 pi bölü 3'ü çıkaracağız. Böylece 7 pi bölü 3 olacak sarı bölgenin alanı A şıkkı. 90 derece verilmiş bakın DC ile AC orayı atlamayalım burası 90 derece AB AC'yi eşit BD de DC'yi eşit yani bir deltoid arkadaşlar sonra soruda katlandığında DD üstüne geliyor diyor burada önemli nokta şu Şimdi arkadaşlar katlandığında bu açı alfa ise tabii ki burası da alfadır. Katlamada açı değişmez. İkincisi soruda BD üssü açı ortay oluyor demiş. O zaman buraya da yine aynı şekilde alfa dersek ikizkenar üçgen çünkü buraya da alfa diyeceğim. Açı ortay olduğu için BD üssü yine ABD üssü de alfa olur. Demek ki aslında buradaki B açısı da 90 derece olacak. Neden? Deltoid çünkü. Bakın bu buna eşit. Bu da buna eşitse deltoidin bir özelliği vardı. Bu eşit olmayan iki kenarın arasındaki açılar birbirine eşitti. B'nin 90 olduğunu söylememiz gerekiyor. Bu kuraldan dolayı. 3 alfa eşittir 90, alfa eşittir 30 derece. Haliyle artık arkadaşlar sarı bölgenin alanını bulurken ikinci şekilde. Burası 30 derece, 30 derece. E, 6 olduğu için 6, 6 kök 3. Eşkenar üçgenin alanı a kare kök 3 bölü 4 yani 108 kök 3 bölü 4 eksi mor bölgenin alanı o da sinüslü alan 30 30 120 üçgeni 6 çarpı 6 bölü 2 sinüs 120 kök 3 bölü 2 haliyle 72 kök 3 bölü 4 cevabımız böylece arkadaşlar 18 kök 3 oldu D şıkkı. 4 birim çaplı çember için alacağız arkadaşlar. Şöyle bakın burada bir durum oluşacak. Haliyle B dışarıda kaldı. F, C, E, D. Şu bölge içerisinde M ve A var sadece. Diğerleri dışarıda. Toplam o zaman oradan 3, 2 daha 5 tane bina dışarıda kaldı. Evet burada katlama arkadaşlar önemli kat yerlerine dikkat edeceğiz. Şimdi bunu anlatması çok kolay değil ama size şunu söyleyeyim. En son e, şu aşamaya geldikten sonra şekli geri açtığınızda şöyle DM ile kestiniz ya arkadaşlar. Açtığınız zaman ne olacak? Biz bunu bir de bu tarafa doğru yaptığımız için bakın eski haline getirdim. Şunu yine bu hale getirdim. Bu hale getirince görmemiz gereken mevzu ne? Şimdi şuralar kat yerleri. Bir de burası kat yeri. Haliyle şu an bu bölge ve bu bölge ayrıldı. Bir de bu bölge ayrıldı. Ama biz bunu geri açtığımız zaman arkadaşlar yani şu ilk hale getirdiğimizde bakın şu kat yerleri kesilmiş yerlere dikkat edelim. Şimdi burası kat yeri olduğu için burası kesilmiş değil. O yüzden bakın bir tane burası var. Sonra yine ML de yine bir kat yeri olduğu için kesilmemiş bir bölge. Bu yüzden katlayınca böyle bir ikinci üçgen bölgesi oluşacak. Sonra şurası arkadaşlar komple bir bölge. Üç diyeyim oraya. Yine aynısından yukarıda da olacak. Buralar bakın kesilmiş dört tane parça oluşturacak. Böyle gösterdiğimiz kadar zihinde hayal etmek kolay olmayabilir. Ama işte bu sorunun biraz tersliği de burada arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu böylece. Dediğim gibi burada önemli olan nokta kat yerlerine dikkat etmek ve onların kesilmediğini görmek arkadaşlar. Aslında kolay bir soru arkadaşlar. B noktasında tabana inen yere dikkat edeceksiniz. Şimdi bunu temsil olarak gösteriyorum. Şöyle bir K noktası. Aslında o nasıl? Şöyle bir A noktası, böyle bir K noktası. Ve bir kenarı 4 olan, bir kenarı 2 olan. Bakın burası 2 birim. Burası da 4 birim olan bir dikdörtgenin köşegenin ucudur K noktası. Haliyle AK buradan 16 4 daha 20. Pisagor'dan 2 kök 5 oldu. Şimdi BK da aynı şekilde burada 4 birim. Yani bizim bu bulmak istediğimiz uzunluk artık şöyle arada 90 derece olacağı için 16 artı 20 eşittir BA'nın karesi 36 oldu. E şıkkı 6 arkadaşlar BA uzunluğu. Şöyle burada da göstereyim bakın. 1 Pisagor yaptık. Biraz üç boyutluları zihinde de hayal etmek gerekiyor tabii ki. Arkadaşlar burada dik kesiştikleri için e, tanjant alfalara dikkat etmek lazım. Yani sadece yani, tanjant alfa çarpı tanjant beta yani eğimler çarpımı eksi bir değil. Orada şunu da görelim. şimdi Burası alfa beta olsun 90 derece. Dik üçgenden dolayı burası yine alfa deriz. Sonra yine 90 dereceden dolayı burası beta. 90 dereceden dolayı alfa. Bakın şimdi tan alfa... Gördüğünüz gibi 2 bölü 1'den şu üçgende, siyahla taradığım üçgende 2 bölü 1'den 2. Aynı yorumla o zaman zaten bakın komşusu 1 o zaman karşısının 2 olması lazım. 2 olan biten yer neresi? Bu karenin köşesi e, 1, 2, 3, 4 numaralı kareymiş bu. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı.